Mine'nin Jale'den 5 TL daha fazla parası var. Mine'nin 33 TL parası var. Jale'nin ne kadar parası var? Mine'nin sahip olduğu para miktarını ve Jale'nin sahip olduğu para miktarını göstermek için bazı harfler kullanalım. M Mine'nin sahip olduğu para miktarını gösteriyor olsun. J de Jale'nin sahip olduğu para miktarını gösteriyor olsun. Bize, Mine'nin Jale'den 5 lira daha fazla parası olduğu söylenmiş. Yani, Mine'nin sahip olduğu para miktarı, Jale'nin sahip olduğu para artı 5 liraya eşit olacak. M eşittir, J artı 5. Jale'nin sahip olduğu parayla başlayalım. Buna, 5 lira daha eklediğimizde Mine'nin parasını buluyoruz. Soruda bize Mine'nin 33 lirası olduğu belirtilmiş. Buradaki cümle bize M'nin 33 liraya eşit olduğunu söylüyor. Yani buraya da M yerine 33 yazabiliriz. 33 eşittir. Jale'nin sahip olduğu para artı 5. Şimdi Jale'nin ne kadar parası olduğunu nasıl bulabiliriz? Videoyu şimdi durdurup bunu düşünmenizi istiyorum. Bunu sayı doğrusu üzerinde gözümüzde canlandırabiliriz. Buraya bir sayı doğrusu çizelim. Burası 0 olsun. Burası da Mine'nin sahip olduğu para miktarını göstersin. Yani burası 33. Mine'nin 33 lirası var. J, yani Jale'nin parasının miktarı ise burada. Ve biz eğer J'ye 5 eklersek, M'ye ulaşacağımızı biliyoruz. Peki, Mine'nin sahip olduğu paradan başlarsam, Jale'nin sahip olduğu para miktarını nasıl bulabilirim? Bunun tersini yapabilirim m ile başlarım ve 5 çıkarırım. 33 yani minenin sahip olduğu para eksi 5 eşittir jalenin sahip olduğu miktar. Jalenin ne kadar parası var? 33 eksi 5 yani jalenin 28 lirası var. Jalenin 28 lirası var sayı doğrusundaki bu nokta 28. 28 artı 5'in 33 olduğunu burada sayı doğrusu üzerinde de görüyoruz. 33, 28'den 5 fazladır. Bu soru tamam. Şimdi diğer soruyu okuyalım. Jale'nin evinin okula olan uzaklığı, Pelin'in evinin okula olan uzaklığının 5 katıdır. Jale'nin evi okuldan 15 kilometre uzaklıktadır. Pelin'in evinin okula olan uzaklığı ne kadardır? İlk soruda yaptığımız gibi bu soruda da cümleleri dikkatle okuyup ne anlama geldiklerini düşüneceğiz. Videoyu durdurarak soruyu dikkatlice okumanızı ve üzerinde düşünmenizi öneririm. Ayrıca Jale'nin evinin okula olan uzaklığını ve Pelin'in evinin okula olan uzaklığını belirtmek için bazı harfler seçebilirsiniz. Şimdi videoyu durdurarak kendi başınıza deneyin. Birlikte devam edelim. Soruda bize, Pelin'in evinin okula olan uzaklığı neyse, bunun 5 katını aldığımızda, Jale'nin evinin okula olan uzaklığını bulacağımız söylenmiş. Yani P ki bu Pelin'in evinin okula olan uzaklığı çarpı 5 eşittir Jalen'in evinin okula olan uzaklığı. P çarpı 5 eşittir J. Jalen'in evinin okula olan uzaklığı Pelin'in evinin okula olan uzaklığının 5 katı. P Pelin'in evinin okula olan uzaklığı. J Jale'nin evinin okula olan uzaklığı. İkinci cümlede bize, Jale'nin evinin okula olan uzaklığının 15 kilometre olduğunu söylemişler. J eşittir 15. Bunu tekrar yazabiliriz. Pelin'in evinin okula olan uzaklığı, yani P çarpı 5 eşittir Jale'nin evinin okula olan uzaklığı. Jale'nin evinin okula olan uzaklığının 15 kilometre olduğu bize söylenmişti. J yerine 15 yazabiliriz. P çarpı 5, 15'e eşit olacak. P ne olabilir? Bir sayı çarpı 5, 15'e eşit olacak. Bunu aklınızdan düşünebilirsiniz veya gözümüzde canlandırabiliriz. Biz yine bir sayı doğrusu çizelim. Eğer bu sayı P ile başlarsak, burası Pelin'in evinin okula olan uzaklığı. Ve bunu 5 ile çarparsak, yani bu çarpı 1, çarpı 2, çarpı 3, çarpı 4, çarpı 5. Dikkat edin, buradaki uzunluk P, burası da P, burası da P, burası ve burası da P. Bunu şöyle de düşünebilirsiniz. Buradaki bütün uzunluk P artı P artı P artı P artı P, artı P olacak. Veya bunu P çarpı 5 olarak da yazabiliriz. Ve bu, Jale'nin evine olan uzaklığına eşit. Burası 15 kilometreye eşit. Yani Jale'nin evinin okula olan uzaklığına. Peki P'nin ne olduğunu nasıl bulacağız? Eğer 5 çarpı P'nin 15'e eşit olduğunu biliyorsam, 15'i 5 eşit gruba ayırabilirim. Yani P eşittir 15 bölü 5. Eğer 15 kilometreyi alır ve bunu 5 eşit gruba ayırırsak, P'nin değerini buluruz. P'nin değeri nedir? 15'i 5 ile bölersek, sonuç 3 olur. Yani, P eşittir 3. Yani Pelin'in evinin okula olan uzaklığı 3 kilometredir. Bunu sayı doğrusunda da görüyoruz. Burası 3, başka bir 3, başka bir 3, başka bir 3, başka bir 3. 3 kere 5, 15'tir. 3 kere 5, beş, 15'tir. Jale'nin evinin okula uzaklığı 15 kilometredir. Ve bu, Pelin'in evinin okula uzaklığı olan 3 kilometrenin 5 katıdır.